Diğer arkadaşlarım da, diğer bisikletçi arkadaşlarım Senin da. başka arkadaşların da mı var? Var. Özür diliyorum o zaman. Gerçekten başka arkadaşların da mı var senin? Maalesef. Duydun mu? Duydum. Tamam sen anlat. Al bu mikrofonu da tak. Sen diyeceksin ki Rimbrek en iyisi. Hayır. Hadi lan. Peki ben neden hidroliğe geçtim? Neden hidroliğe? Neden daha ucuza veya daha performanslı bir Rimbrek almak yerine neden gittim buna bu kadar parayı bayılıp hidrolik aldım? Çünkü yeni nesil herkes hidrolik kullanıyor. Hayır. Bir ben bilirim bir Allah bilir. Ben 90 kiloyum kanka. Ve freni şimdi yine gömmeye geliyorum. Nefret ettim senin yüzünden. Ne yaptım oğlum tek ben? Sebebi tek ne suçlusu yaptım? Sensin ben yani. Ne yaptım? Herkes mi şey ya? Herkes mi? Herkes mi bu işin? Herkes mi yani? Geçen Veli'yi ortaya karışıkla boşa düşürdüm. Neyine? Yemeğin olsun. Tamam varım. Tamam. Veli bizden biraz biri. Daha abart. Veli bizden biri. Veli adamım ya. Veli hoş geldin. Hoş bulduk. Nihayet bisikletinin incelemesini çekebildik. Nihayet. Şükürler olsun. Mutlu musun? Mutluyum. Biz mutlu değiliz mesela. Niçin? Bizi mahvettin kardeşim. Yok ışık burada olsun. Aman bu gözükmüyor. Aman şu gözükmüyor. Aman burası böyle çıksın. Aman burada bu yapılsın falan. Bizi mahvettin. Bizi mahvetti ya. Çekim burnumuzdan geldi ya. Yalan. Burnumuzdan geldi ya. Abartıyorsun. Ben bir kere bisiklet incelemesinde bu kadar zorlandığım bir anı hatırlamıyorum. Sor Ahmet'e. Ya şey, Ahmet abim bisikletlerini incelediğin için hep sürekli. İki tane oğlum. İki tane bisikleti var. Başka kimin bisikletini inceledin? Benim kanalımda ondan fazla bisiklet incelemesi var. Evet doğru. Ahmet ama şimdi kamera arkasını bilmiyoruz. Kamera arkasını bilmiyoruz. Ha. Evet. Kamera arkası önemli. Nedir bu bisikletin hikayesi? Gittin kendine bir tane X-58 kadro Scott Addict 30 2024 ama eski 105'li bisiklet aldın. Neler evet oluyor? Ya. Vallahi bu bisikletin memnun değil gibisin. Memnunum. Memnun olmadığım özelliği sadece şu grup setini 12'li yapmamışlar. Yeni nesil grup seti yapmamışlar. Eski aha. 11'li takmışlar 2024 aha. kadroya. Bunun da sebebini şey olarak düşünüyorum hani artık elindeki 105 stoklarını bitirmeye çalışıyorlar. Ya, ya da maliyeti düşürmeye çalışıyorlar. Sen ne böyle ben onu? Kafada kuruyorum. Ben kafada kuruyorum. Ne önemi var alırken düşünseydin ya bunu. Ya alırken daha kötü. Ve deseydin sitenin, madem böyle bir durum var almıyorum kardeşim. Alırken daha kötü bak. Bisikletin özelliklerinde web sitesinde praksis yazıyor aynak ol. Ya. Ya halbuki incelemelere bakıyorsun öyle bir şey yok. 105. Praksis 105'ten daha iyi değil mi? Orasını bilmiyorum. Daha hafif, kötü diyorsun. Daha mı ağır? Ben görünüş olarak bakıyorum. Hani 105 daha estetik duruyor benim gözümde. Ha. Yani daha ben estetik seviyorum, görünüş seviyorum. Tamam mı? Kimse işte bisikletin aerodinamiğini, ağırlığını önemseyebilir ama ben uzun yol gideceğim için, amacım aha. uzun yol gitme için, amacım konfor olduğu için hani o kadar şeyine takılmıyorum. İşte 1 gram şuradan, işte şurada daha aero bilmem ne falan bunlar takılmıyorum. Bu bisikletin çok aerodinamik bir yapısı olduğunu düşünmüyorum yok. Açıkçası. Evet. Çünkü hani gerçekten baktığın zaman şeyi görüyorsun. Yani endurance için daha uygun olduğunu, daha endurance konusunda daha iyi işler yapabileceğini görüyorsun bisikletin. Çünkü hani bu yeni bisikletlerde de çok fazla olmaya başladı. Evet. Sele borusu bir D şeklinde oluyor. Sele borusu daha böyle hani üçgen şeklinde oluyor vesaire. Böyle bir çözüm hep böyle aero için bir şeyler yapıyorlar ama hani burada yine karşımıza düz sele borusu çıkıyor. Yani eski benim S-Works tarmağım gibi bir şey oluyor evet. yani. Bisikletleri biraz şey çevirdiler artık bu geniş kadrolar vesaire. Hani neredeyse gravel yapacaksın bisikleti. Ya bana şu saçma geliyor. Çatal aralığı falan. 32 lastik nedir bunun üzerinde yani çok saçma geliyor lastik şöyle. Ben şu muhabbeti araştırdığımda şunu öğrendim. Eski lastiklerle yeni lastiklerin teknolojisinin, üretim teknolojisinin bir olmadığını eski lastiklerin, eski 25'lerin, eski 28'lerin yeni 30 ve 32'lerle aynı sürtünme yüzeyine sahip olduğunu öğrendim. Yani performans kaybı yaşamıyorsun. Oğlum yani akıl var, mantık var, göz var, izan var. 25, 32. Evet. Yani daha büyük. Bir gör tamam bir bak yani sence öyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Abicim nasıl olacak bak. Şöyle anlayabiliriz. Islak bir zeminde sürelim. Senin lastiğinin ne kadar ıslanmış, benim lastiğimin ne kadar ıslanmış. O sürtünme yüzeyini göstereceğiz sana. Islak bir zeminde yavaş yavaş dümdüz bir şekilde süreceksin. Lastiğini boyayacaksın yani. Sürtünme yüzeyini. Suyla boyayacaksın. Bir de bunu boyayacaksın. Yani bunu test edebiliriz. Hangisinin iyi de. Islaklığı daha geniş, daha fazla? Hangisinde? İyi de ikimizinki de aynı çıkar. Çünkü ikimiz de yüzeyi yani sen 40'lık lastik de getirsen 40'lık lastik de aynı boyanır. Çünkü çıkmaz. Abicim niye çıkmaz? Sen ikisini de yüzeyin boyunca şey yapıyorsun. Bak bombeden bahsetmiyorum. Tamam.
Yani sen yüzeyin boyunca istersen 50 milim lastik getir. Sen 50 milim ıslatacak şekilde ilerlersin. Tamam. Sen bir doğruda gidiyorsan yani senin ayağın 46 numara, benim ayağım 44 numara. Biz ikimiz yürüdüğümüz ve ayağımızı kaldırdığımız zaman ikimizin de ayağının altı sırılsıklamdır. Tamam, doğru. Bu da onun gibi bir şey. Ama şöyle bir şey. Yani bu kıstas değil biz yani. Biz niye peki lastikleri ince veya kalın olarak tercih ediyoruz? Performans için. Yani şunu düşünüyoruz. İncelerin sürtünme yüzeyi daha düşüktür. Daha az sürtünür asfalta. Kalınların daha yüksektir. Daha fazla sürtünür. Daha fazla yorar. Yani biz gücü bacaktan ürettiğimiz için, bir motosiklet olmadığımız için kalınlık aramıyoruz, incelik arıyoruz. Her zaman böyleydi genelde. Bence bu konuda araştırdığın kaynaklara birazcık daha bakmanı tavsiye ederim. Çünkü öyle bu... Evet yani şu an Ahmet tetiklendi. Ahmet şöyle tetiklendi duruyor, Ahmet'i görüyorum. Ver, doğru bilgiyi ver. Bir saniye hemen söyle, söyle hızlıca. Söylüyorum. O şöyle olmuyor diye başladım. Şimdi o şöyle olmuyor da ne oluyor biliyor musunuz? Eski teknoloji lastiklerle eski teknoloji jantlar kullanılıyordu. Şimdi yeni teknoloji lastiklerle yeni teknoloji jantlar kullanılıyor. Evet, jantın iç yüzeyi eskiden 17 idi, 15'ti. Şimdiki jantların iç yüzeyi 19. O yüzden dokunma yüzeyi, kontak patch aynı seviyeye neredeyse geliyor. Ama işte ben tetikleniyorum böyle bilgi verilince. Varıyorum, yapmayın. Zor aldım elinden mikrofonu. Sayın Ozan Yavuz, bunu en net şekilde nasıl test ederiz? 25 vs 32 mm lastiği. Madem sen ikna olmadın, işte ıslak zemin üstünde yürüyüp oradaki sürtünme alanına bakmaktan ikna olmadın. Belli bir watt veririz misete. 300 watt basarsın, seninkinde basarsın. Senin jantların 25 lastiği kabul eder mi? Bilmiyorum. Onu bilmiyorum. 28. Ya abicim o testi öyle yapamayız. Bunun internette yapılmış kanka. Testi falan vardır. Vardır. Sen evet. Bunu niye tubeless yapmadın? Madem tubeless ready. Bir de öyle bir seçeneği de var şu galiba. Şu an elim masrafa girmek istemedim. Elimde yedek lastikler vardı. Patlaya patlaya bitireyim onları. Belki tubeless'dan önce TPU lastikleri denerim ince. TPU ne? Daha hafif lateksimsi lastikler var ya. Ha, iyi de sen elindeki iç lastikleri bitirene kadar zaten tubeless ready'ye hazır dış lastiğin bitmiş oluyor. O zaman eski skatın üstündeki lastikleri tak buna. Tubeless ready ya lastiği bitirme. Daha 10.000 km gider bu lastik. Abicim lastik nasıl 10.000 km gider? Bir lastik ama suyu patlatmak gerekiyor o iç lastikleri yemek için de. Zaten lastiğin ömrünün sonuna geldiğinde patlıyor. İç lastiklerini sat. Olabilir, satabilirim evet. Ya sat ve bunu tubeless'a geçir. Yani ben önermiyorum bu arada tubeless'ı. Ben de tubeless beğenmiyorum ben ya. MTB'de tamam ama yol bisikletinde tubeless bir zulüm. O yüzden neden bana tubeless'ı yap diyorsun? Yani yapmış yani sen şeyi biraz genel akıma giden bir insansın. Yok. Böyle kendi kuralları, düşünceleri... Ne çok şey yapan bir insan değilsin açıkçası. Benim grupta konuşmalarım var. Başka bir grupta diğer arkadaşlarımla, diğer bisikletçi arkadaşlarımla. Senin başka arkadaşların da mı var? Var. Özür diliyorum o zaman. Gerçekten başka arkadaşların da mı var senin? Maalesef. Duydun mu? Duydum. Senden başka arkadaşlarım da var. Gerçekten mi? Tamam sen anlat. Al bu mikrofonu da tak. Ben olabilir tabii ki de oğlum arkadaşlar. İç lastik sistemini savundum abi. Neden? Hiçbir zaman tubeless savunmadım. Neden? Çünkü gruplarda abi sürüyoruz, pelotondayız. Abi Veli savundum deyince ben tetikleniyorum. Bak, tetiklenme. Çünkü Veli savundum diyorsa yarınlar yokmuşçasına savunuyor. Bak evet. Öyle bir savunuyor ki kör kütük savunuyor. Yani şuursuzca, bilinçsizce, fütursuzca genel savunuyor. Genel olarak haklıyım ama bir saniye. Ya ama kardeş. Anlatayım. Şu tubeless meselesini bir dağıtmadan bitirelim. Ben kimi gördüysem tubeless'a sahip olup yanında lastiği patlayan 10 kişiden bir tanesinin tubeless'ı tuttu ve yoluna devam etti. Geri kalanı hep o lastiği şişirmekle, onarmakla uğraştılar yolda. Bir arkadaş vardı, biz Yalova'ya gidiyorduk. Tubeless lastiği vardı. Abi lastik patladı, işte oksijen bastı lastiğe ilk önce. Tutmadı, sıvı. Gene patladı, gene bastı. Oksijenle, iki tüp oksijeni yolda bitirdi. Karbondioksit kanka o. Karbondioksit karıştırdım. Ben de diyorum tüp oksijen kafamdan bağdaşmadım. Sorun yok. Evet, karbondioksit. Tamam. Kullanmadığım için terimler biraz yalan. Sorun yok. Karbondioksit olsun. Biz de kullanmıyoruz. Biz İki tüpü bitirdi. Yanında her şey var. Adam tam takım. Bak tubeless kullanan adam tam takım. Abi, en son fitil koydu. Fitil. Fitille kapattı yeri. Yani 10 kilometre gitti gitmedi o fitil dağıttı. O da tutmadı. En son ne yaptık biliyor musun? Yol kenarına çektik. Hava 4-5 derece. Artık Körfez yolunun üstündeki köy yollarının zirvesindeyiz, yüksekteyiz. Titriyoruz böyle, tamam mı? Sen o sırada tabii yine kısa kol, kısa tayt, kısa falan. Hayır, uzun, hepsi kışlık. Ama yine ıslak olduğum için ben yokuş çıkınca biliyorsun fazla terliyorum. Yaz kış fark etmez. Fazla terliyor. Aynen, yaz kış fark etmez. Islağım, üşüyoruz, bir seri yapmaya çalışıyoruz. İşte kenardan kartonu buldular, içine tubeless sıvıyı temizlediler. Ondan sonra bir iç lastik taktılar. Janta geçirdiler zar zor. Lastik tubeless uyumlu olduğu için.
Ve o lastik sadece tubeless uyumlu olduğu için, iş lastik kabul etmediği için o teker şey oldu. Bombeli oldu böyle. Seke seke 100 km boyunca o sürüşü tamamladık. Abi sen tubeless kullanıyorsun. Bu gördüğüm en kötü vaka. Tubeless kullandıktan sonra yanına iş lastik alıyorsun. Onlarca yani tüp alman gerekiyor. Onu yapman gerekiyor. Bunu yapman gerekiyor. Çok masraflı ve nedir çok ekstresi var. Nedir bu ya yani? Onun dışında başka patlayanlar da gördüm ve hiçbirinin patlağı kapanmadı. Bir tanesinin sıvısı kurumuş, bir tanesinin yarıda çok açıkmış. Sıvısı kurumuş yani. 3 ayda 4 ayda bir sıvı koymak lazım. Onu da değiştireceksin bunu sürekli. Erdem abi geçti şimdi yeni bu tubeless'lara, Pirelli Zero'lara. Heyecanla bekliyoruz. Neler, nasıl deneyimleri olacak, neler yapacak falan diye. Ama gerçekten 3-4 ayda bir onun değişmesi gerekiyormuş. O da onun farkında. Ya MTB'de tamam ama yol bisikletinde birazcık... Ya sen ana akım bir insan olduğun için, abi ben akımdan ana devam ettiğin ya için ben ne demek sana ana akım diyorum ya. Oğlum yarın gidip küfürdür bana yaptığın bir küfür. Ya abicim yarın gidip herkes tekrardan rim brake bisiklete geçse sen diyeceksin ki rim brake en iyisi. Hayır. Hadi lan. Peki ben neden hidroliğe geçtim? Neden hidroliğe geçtim? Neden daha ucuza veya daha performanslı bir rim brake almak yerine neden gittim buna bu kadar parayı bayılıp hidrolik aldım? Çünkü yeni nesil herkes hidrolik kullanıyor. Hayır. Ben Kartepe'den inerken çektiğim acıyı bir ben bilirim bir Allah bilir. Oğlum tamam. Sen ben 90 kiloyum kanka. Ben 90 kilo adamım. Sen evet. Sendeki iniş fren performansı ile bendekini bir tutma. Aramızda yaklaşık 1.5 damacana fark var. Ya veya bir damacana. Kaç kilosun? Bir damacana oğlum 70. 70. Bir damacana fark var aramızda. Ben inerken frene çok daha fazla ihtiyaç duyuyorum. Çok daha fazla kolları sıkıyorum. Aha. Ve o fren ne kadar bakımlı olursa olsun, Tiagra olmasın, Uteir olsun, o benim elimi her türlü yoruyor. Kaç defa Kartepe'ye çıkıyorsun bir haftada? Kartepe'ye sürekli çıkmıyorum. Örnek. Uzun bir iniş de olabilir bu. Aa. Ama Kartepe en kötü örneği bunun yani. En top seviye örneği. Benim deneyimlemiş olduğum. Ha o biz geçen gittiğimizde falan zorlandın o zaman. Mekeş'e evet, gittiğimiz evet zamanlar. Bir kere de o yarıştan senle beraber binmiştik. Kartepe yarışından sen tek mi binmiştin bilmiyorum ama ben artık durdum. Ellerimi dinlendirdim. Elinin bir morarması geçti, dinlendi falan filan. Tekrar devam ettim. Tekrar frenlere asılı asılı indim o yolu. Hı-hı. Ya Kartepe yolu da güven vermiyor. Asfalt bozuk. Çıkarken sorun yok ama inerken sorun. Oğlum yol dedin de aklıma Kaz Dağları'na gideceksin ya. Balıkesir'e gideceksin, Altınoluk'a gideceksin. Yol orada yani. Yol değil orada. Mi? Of. Ama Yalova'da da çok güzel yollar var. Yalova'da da güzel yollar evet var, doğru. Yalova, çok kötüydü Balıkesir geçen sene, şey yapmışlar. Ya Marmara bölgesinin açık ara en kötü ilidir İstanbul. Açık ara. Olabilir. Bursa da çok kötü abi. Bak şimdi Uludağ Muludağ okey ama Bursa içi de berbat ya. Oğlum Mudanya'sı var bence. Bursa çok güzel bir yer. Bursa şehir içi abi. Şehir içini boş ver. Şehir içi berbat. Şehir içi Osman... Tramvay hatları yolun en kenarında gidiyor. Yani yolun ortasına gitmek yerine en kenarında gidiyor. Ne oluyor? Sen bir yere döneceksin. Raydan mecburi geçiyorsun. Yok senin bildiğin Bursa ile benim bildiğim Bursa şu an aynı çakışmadı. Google haritalardan açar bakarız. Bakarız. Tam merkezde tramvay güzergahı üstü. Hem tramvay geçiyor oradan, kaç kilometrelik hem otobüs bir alan gidiyor. Yani tramvay hattı kaç kilometre? Yani 3 kilometre olsun. 3 kilometre tramvay hattı mı olur? Oğlum neresinde ben? Bursa'da yaşadım yani hiç öyle bir şey hatırlamıyorum öyle bir sistem. Merkezde belki senden sonra yapılmıştır. Merkez dediğin neresi? Tophane değil mi? Yazalım Google'a. Nereden sen Bursa içinde bir şeyler oldu dedin? Biz Uludağ'a çıkmıştık, indik. O senin düştüğün gün mü? Evet düştüğüm gün. Ve düştüm sonra jant patladı. Arka freni açmak evet zorunda kaldık. Ha böyle durumlar da oluyor bir de. Bak şimdi V frende. V'nin mükemmel olayları var ya. Bir dakika V freni ya şimdi yine gömmeye geliyorum. Ben düştüm. Aha. Sonrasında jant patladı. Janteli kırıldı. Tamam janteli kırıldı. Janteli patladı kırıldı, diyor. Yani akordu bozuluyor jantın. Ne oluyor? Sağ sol yapıyor jant. Şimdi tamam disk frende ne olur bu? Sürter balata bir şey olur ama burada sen ilerleyemiyorsun. O papuçları açsan da popüçleri sürtüyor. Burada ne yapıyorsun? Arka freni feda ediyorsun diskte artık. Diskte sürtmez balataya neden sürtsün? Ya sürtmez bir de işte ha. Sürtmez. Ya belki ha, belki diyorum. Çemberi oynar şey oynamaz. Ha, belki dedim disk ben ona. Disk oynamaz ha. Disk yamulursa belki öyle belki olur. Belki demedim bilmiyorum. Neyse ama V frende. Önemli değil. V frende öyle bir şansın yok. Arka freni iptal etmeye zorunda kalıyorsun. Çünkü ha gidemiyorsun. Sürtüyor sürekli. Açıyorsun. Açınca da freni yapamıyorsun. Kol boşa çıkıyor. Ne oldu? Ben Uludağ'a ön frenle yavaş yavaş tın 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 2 saatte falan indim yani. Aa, kötü. Ya böyle acil durum senaryolarını da düşünmek lazım. Her iki sistemde de karşılaşmak lazım. Ya sen sürekli lazım yokuş aşağı. Ana akım deyip durma o yüzden. İnerken problem yaşıyorsun. Evet. Tamam oğlum sakinleş. Olur böyle şeyler. Ama yani genel olarak ben... Hidrolik diske sıcak bakmıyor musun kanka? Ya oğlum ben senin
bu hidrolik disk olaylarından sonra hidrolik diskten nefret ettim senin ne yüzünden. Tek ben? Sebebi, tek suçlusu sensin. Ben yani. Ne yaptım? Kanka disk kanka, kanka ya tek freşeyle bu parmakla fren tutuyorum kanka. Ya. Böyle pamuk. Yapıyorum kanka. Pamuk be, basıyorsun pamuk. Ki kullandım da ya disk bisiklet yani ben. Kullandım da 0-0-1 evet. Kullandım yani. Tamam. İyiydi, çok da güzeldi. Evet. Öyleydi. Gerçi benim hidrolik hep boşalıyordu. Yani sürekli pompalıyordum. Pompaladıktan sonra geliyordu. Vallahi, haksız yere mi övüyorum? Yani çok haksız yere övüyorsun övmüyorsun muhabbetinden ziyade çok sempatizanı gibisin yani. Hayır. Çünkü yani disk bisikleti dünyaya sen sokmuşsun gibi davrandığın için ben bir dönem sıkıldım yani. Bisiklet kaça geldi? Nasıl aldın? Bunun bir Muğla'da hikayesi oldu. Ondan bahsettik geçen ortaya karışan 3. Ya ben bu bisikletin 2. elini alacaktım. Evet, orada bir şeyler yaptı adam. Sonra adam bir tatmin etmiyor. Tatmin edici bir indirim yapmadı. Yani neredeyse sıfır fiyatına yakın bir şey oldu yani. Bir de benim oraya gidiş geliş masrafım var. Ben bu modeli kafaya koymuştum zaten. Sıfır olsun olmasın. Adik hoşuma 30 gidiyordu. Mu? Aynen. Model hoşuma gidiyordu. Bütçemi karşılıyordu. Bunu alacağım diyordum. Adam indirim yaptı. Azıcık bir şey, böyle şu kadarcık bir indirim yaptı. Baktım yol masrafı falan filan, vazgeçtim gitmekten. Sonra adam bekletti ilanı. Bir ara ilanın fiyatını bana satacağından çok daha yukarı çıkardı. 70'ti 86.500 mi aynen, yaptı? Aynen, o civarlar çıkardı. Ya herkes mi şey ya? Herkes mi bu işin? Herkes mi yani? 70.000'den 86.500'e çıkartmak falan. Ne? Satamaz tabi. Sonra baktı satamaz satamıyor. Tabii. Bam 68-67 o civara indirdi, sattı. Sana yapsaydı aynısını. Keşke. Sana yapsaydı gidip alacaktın yani. Daha da hiç elinde o kadar uzun sürede kalmayacaktı. Adam orada paraya değer de kaybettirmeyecekti enflasyonda. Yani. Ya da belki strateji yaptı. 86'ya koydu 60 ama yok düşürmüş sonrasında. Ya hiç o şeyler değil ya. Ben artık nefret ettim yani bu olaylardan. Ya artık eskiden şöyleydi. Ben sahibine de bilmiyorum düzenli olarak 3-4 yıldır bakıyorum. Hani hobi oldu artık benim aha. için. Her sabah işe giderim. Favori ilanlarım değil de bir filtrelemede bir setlere bakarım. Artık bakmıyorsun bisiklet aldıktan sonra. Artık bakmıyorum da ama bayağı uzun bir süre baktım yani. Artık böyle kafamda yer edindi. Eskiden bisikletlerde insanlar yarı fiyatına satıyorlardı sıfırına karşın. Evet. Veya yarı fiyatına yakın. %60 ya da %40 evet. ya da %50 genel olarak. Abi şimdi insanlar %15, %20 indirimle yani sıfır fiyatından aha. %15 aşağı, %20 aşağı bisiklet satmaya çalışıyorlar. Oğlum ben şöyle bir şey neden gördüm. Neden tercih etsin o bisikleti alacak bak, adam? Bak Insta 360 kamera bir internet sitesinde, iyi bir internet bilmem nokta nokta foto internet sitesinde 16.900 lira mı 400 lira mı 16.000 küsür lira. Yemin ediyorum ki sıfırını 18.000 liraya koymuş adam. Abi bir piyasa araştırmasına bakın, bir ortalama fiyatlara bakın, bir şeylere bakın, gözünüzü seveyim yani. Bence amaç ne biliyor musun? Böyle hiç araştırma alan birisini kucaklamak. Evet. Hani evet. denk gelirse. Evet. Allah bereket versin. Bugün de kurtardık. Hey Allah'ım ya, hiç hoş değil ya gerçekten. Hiç hoş şeyler değil. Geçen Veli'yi ortaya karışıkla boşa düşürdüm. Ben böyle oturuyorum videoda. Ondan sonra Veli diyor ki ayakları kardeşim ayıp diyor. Ben de böyle oturayım o zaman diyor. Ben benim o kısmı kesiyorum, düzeltiyorum. O sırada ben Veli hala böyle oturuyor. Araya da geçiş koydum Veli laf diye bir anda öyle. Evet işte. Kardeşim terbiyesizlik. Arkadaş ne kadar dediğin, ayıp insanlara arkadaş dediğin böyle vefalı şey olacak. Böyle olacak. Arkadan iş çevirmeyecek. Adam gibi adam olacak. İşte o ben. Neden yani, aldım falan. Bisiklet biraz ağır Veli. Ne diyorsun bisikletin ağırlığı ile ilgili? Bisikletin ağırlığı ile ilgili yani evet pedalı takınca 9 kilo oluyor. Suluk kafesi pedal tam 9 kiloyu buluyor. Aha, ben 9 kilodan daha fazla bir bisiklet. Bu tarttım. Bisiklet 9 kilo değil. Direkt tarttım yani. Ben bir daha tarttım. 9 kilodan daha fazla olduğuna eminim. Direkt suluk kafesi pedal olmuş hali bisikleti topladığım yerde tarttım. Şu an bu bisiklet 9 kilodan daha fazla. Neyine? Yemeğin olsun. Tamam varım. Tamam tartalım. Eve gidip Veli borusunun kalanını kesiyor. 9 nokta. Fırçı kesiyor. Gerçi ben onu şeyle seleyle hafiflettim. Orada bir de stok sele vardı. Şu an 9 kilonun bile altına düşmüş olabilir. Bu bisiklet 9 kilonun üstünde kardeşim. Tamam iddiaya girdik. Tamam. Nasıl anlayacağız? O zaman buradan bir dahaki ortaya karışıkta tartı getirelim. Buradan bize gideceğiz. Yo insanlar da görsünler iddiayı. İddianın sonucunu. Bir dahaki ortaya karışıkta tartı getirelim. Tartı el tartısı. Asalım tartıya. Tamam. Varım. Görelim. Yorum peki. atmışlar bu bisikleti inceliyorsun tartı şey yap diye. Evet sen çünkü ağırlıkları böyle yaklaşık olarak veriyorsun. Gene aynı bana da şu an aynı muameleyi yapıyorsun. Ben kilosunu net olarak bildiğim bisiklete bana yaklaşık kiloyla iddia tutuyorsun. Kardeş ağırsa ağırdır hafifse hafiftir. Elinin ayarına çok güveniyorsun ama bence o kadar güvenme. Kanka benim bisiklet hafif mi? Hafif. Senin bisiklet ağır mı? Ağır. Tamam ben bunu söylüyorum. İyi de amaç hafif olmak değil ki. Amaç konfor. Ben bunu söylüyorum. Senin amacın ne?
Bisiklette Arda'nın özellikle. Oğlum ağırlık konusunu konuşurken amaç konfor nasıl diyebiliyorsun bir anda? Diyebiliyorsun. Abicim ağırlık konuşuyoruz, ağırlık. Evet. Senin atlar gitti. Hayır. Sen Atalay'ın bisikletine bindiğinde yaptığın yorumu hatırlıyor musun? Ne dedim? Çok konforlu mu dedim? Aşırı konforlu dedin. Evet. Çok rahat dedin. Evet. Hani bu. Ama ağırdı da yani. Evet, yani performansı değil. Çok da ağırdı yani. Ben sonra da S-Max'ın ağırdı. O 9.5 falan, o 9'dan da yüksekti o bisiklet. Yani öyle Velim. Bisikletin hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan. Bir aydır, 1,5-2 aydır kullanıyorsun neredeyse zaten. 2 aydır aynen. Kışın aldın, soğuklarda aldın hatırladığım kadarıyla. Çok binemedim ya. Aldım böyle 2 hafta kenarda durdum. Niye? Hani ıslak havada çıkıp kirletmeyeyim. Daha ilk sürüşümden bisikletin içine etmeyeyim dedim. Bisikleti incelemesine de duvarda. Pis bir şekilde getirmişsin bana. Yani insan biraz utanır bu konuda. Pis getirmedim aslında. Kadroyu madroyu temizledim ama grup seti temizleyemedim. Yani zincirini bir bezle bir tur geçeydim be. İnsan biraz utanır. Bu kadar pis bisikletini inceledim yani. Pis bir bisikletin incelemesini yaptım. Benim aslında bence o kadar pis değil ya. Ya ne o kadar pis değil. Yağlı, azıcık ya. Yağlı ya. Elinle bir tur at, kameraya göster oğlum. Tam siyah çıkacak. Evet. Ayıp ya. Ayıp kardeşim. Şu an seninkine bakıyorum da. Git. Bak elinle bak direkt. O da siyah çıkacak. Hiç elimi bulaştırmaya gerek yok. Yani böyle hayırlı olsun tekrardan. Teşekkür ederim. Yani senin için ne diyoruz? İnişlerde tek parmakla fren basmak için yüz binlerce lira biz para verip bisiklet alan adamın hikayesi. Bir dakika ya, bir dakika. Adam burada bir tane ped için gitti, bisikleti değiştirdi. Sen benim inişteki konforumu yadırgıyorsun. O zaman sana şey diyeceğiz. İnişte duramadığı için disk fren aldı falan aynen, diyeceğiz. Aynen aynen. Bu daha güzel olur. Bir çözüm bulacağız ona. İyi. Tamam Veli. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hem incelemede de bisikletini bıraktığın için. Gerçi bırakmadı da bıraktığın için diyelim. Bizi mahvetti, bize zindan etti. Yemin ediyorum ki öyle çekin böyle çekin. Bunu yapın, şunu yapın. Oğlum bırakma fırsatı olmadı. Artık Ahmet ki. Kızdı yani. Ahmet kovdu Veli'yi yani. Hani böyle olaylar yaşandı. Nasıl attırdı kafamızı düşünün. Ama olsun Veli. Abart. Veli bizden biraz biri. Biraz daha abart. Veli bizden biri. Veli adamım ya. Adam bisikletini seviyor ya. Adam bisikletini seviyor Ahmet'in de dediği gibi. Teşekkür ederim. Söylemek istediğin bir şey var mı? Rica ederim. Yok. Bu kadar. Efendim bir diğer videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Görüşürüz. Sen de hesaplasana hani.